Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Dedim ki patlıcanları kızartayım. Arkadaşlar da çok fazla tutmayayım dedim. Ama lakin ne oldu biliyor musunuz? Tüp bitti. Şu an tüpün son demlerini yaşıyoruz. Yoksa tandıra gideceğim. Tandırda yapmaya devam edeceğim. Tandırda da yapmak istemiyorum açıkçası. Ben mutfağı seviyorum çünkü ama iki yemek yapmak zorunda kalacağım. Ondan dolayı da şimdi anneme kızıyorum. Diyorum ya tüplü yere getirdim, doğalgazı yok diyorum, bir şey yok diyorum ama şunları Allah'tan kızarttım. Ama daha kızartmam gereken 6 tane daha patlıcan var. Yani bir patlıcan daha kızartmam lazım. Neyse arkadaşlar, mecburi tandıra gideceğiz. Ne yapalım, hepsini götüreceğiz bakalım nasıl götüreceksek. Bugün başıma iş açtım. Nereden açtıysam. Ablam ne güzel yemekleri yapardı. Ona arkadaşlar iç harcını hazırladım. Biraz kıyma koydum. 3 adet soğan koydum. Karabiber, pul biber, tuzunu koydum. Soğanla güzelce kavrukladım. İç harcı bu şekilde oluyor. Çok lezzetli. Bu arada dedim ya arkadaşlar tüp bitti diye, hatırlarsanız. Burada da diğer patlıcanlarımı bu şekilde kızarttım. Geldim hemen. Şimdi arkadaşlar kıymamız bizim biraz yağlıydı. Hatta bayağı bir yağlıydı. O yüzden ben bunu böyle süze süze yapacağım. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar gerçekten böyle yaptığınız zaman. Şu şekilde aralarına koyacağım. Üstüne kapatacağım. Yapayım arkadaşlar güzelce. Bu arada çocuklar da uyuyor. O yüzden sessiz oluyorum. Ben bunu arkadaşlar güzelce bir koyayım. Koyduktan sonra görüşelim. Ben güzelce üzerine kıymasını koydum. Geri kalan patlıcanları koyacağım. Bir de salçalı su yapacağım. Bir kaşık salça. Sonra suyla sulandıracağım. O şekilde pişecek. Bu arada arkadaşlar ben bu küçük gelir demiştim ama beni dinlemediler. Biraz ortalık şu anlık. Kusuruma bakmayın. Şimdi arkadaşlar şu kadar salçayı aldım. Biz bol salçalı seviyoruz yemekleri biliyorsunuz. Sonra sıcak su kaynattım kettle'da. Bunu da böyle güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Sonra üzerine dökeceğim. Fırında bir yaklaşık 10-15 dakika pişireceğim. Pişince arkadaşlar soframızda görüşelim. Şimdilik şöyle bir çırpayım öncesinde. Salçalı sosumuzda az bir şey de bunun içine tuz ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Tuzunu da koydum. Abla sence nasıl olacak? Kardeşin yapar mı? Sence tadı nasıl olacak? Güzel olacak mı? Bakacağız. Daha önce sen benim elimden hiç yemek yemedin değil mi? Yemedim. Bir kek mi yedin? Kekimi de yedim. Kekim nasıl olmuştu? Fena değil. Arkadaş, fena değil. Bir de. Benimki kadar güzel olmasa da. Bir de bak üçkağıtçılık yapıyor. Arkadaşlar şimdi şu geri kalan patlıcanları elimle koyacağım. Zaten elim yağlandıydı. Şöyle arkadaşlar bastırmam gerekiyor biraz. Niye biliyor musunuz? Borcam küçük geldi. Borcam küçük geldi ama tabii ben de onu elimle şöyle şimdi biraz yiyeceğim. Kusuruma bakmayın. Sonra Gülcan ne yapıyor demeyin bana. Gülcan nasıl yemek yapıyorsun da demeyin. Değil mi abla? Biraz arkadaşlar şu mesela parçalandı bakın. Şu şimdi bu biraz çok piştiğinden dolayı şöyle çevireceğim. Şöyle. Şunları da koyayım. Bu arada geri kalan bütün patlıcanları koymaya çalışmayacağım arkadaşlar. Zaten pek patlıcan kalmadı. Onları da ne yapacağım biliyor musunuz? Canlar. Üzerine sarımsaklı yoğurtla. Değil mi ablacığım? Efendim canım? Üzerine sarımsaklı yoğurt döküp yiyebiliriz onu da. Neyi? Geri kalan patlıcanları. Evet yiyebiliriz. Bakın. Ben sarımsaklı yemiyorum. Daha doğrusu yiyemiyorum. Sen yiyemiyorsun zaten. Sen bir şey yiyemiyorsun. Arkadaşlar şimdi güzelce üzerine şöyle yavaştan gezdiriyorum. Ablam diyecek ki ne kadar yavaş iş yapıyorsun ama bilmiyor ki. Fırın açık değil. Daha yeni açtım. Ya. Ablişkom. Canım benim. Bir sustun sen ya. Küstük mü? Yok küstük de. Hı. Sanki yorgunluk var. Değil mi? Bu çok çalışmaktandır canım. Çalışmaktan. Evet. Arkadaşlar o kadar güzel oldu ki. Yani muazzam gözüküyor. Bu arada ablam dedi ki suyunu çok fazla koyma. Zaten hiçbir içinde görünmüyor. Zaten içindekiler pişmiş ya. Ama ben biraz daha su koyacağım. Şöyle. Heh. Bunu da şöyle yapacağım. İyice çırpayım. İçindeki salça sıcak suda erimiyor ya. Böyle bir şey var mı? Evet. Şimdi şöyle gezdiriyorum arkadaşlar. Baş taşar buralara düşerken. Ana. Arkadaşlar bu kadar yeter. Siz benim gibi lütfen küçük borcamda yapmayın. Ortalığı da benim kadar batırmayın. Arkadaşlar merhaba. Bugün yorulduk ablamla, gel, bayağı bir temizlik yaptık. Gel, ben gel bugün yavrum. Başıma çok iş aldım. Gel yavrum gel. Arkadaşlar pişti. Biraz su bulaşmışım. Üzeri kızardı. Yanma yok, merak etmeyin. Afiyetle yiyeceğiz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.